Sadece bulmaca ve zeka soruları paylaştığımız beyin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 soru soracağız. Bu 3 sorunun cevabını bulabilmek için çok iyi düşünmeye çalışmalısınız. Bonus sorumuzun cevabını da sizlerden bekliyoruz. Hadi vakit kaybetmeden bugünkü sorularımıza geçelim. Fuat ve Fatma Kaya çiftinin kapısı bir pazar akşamı geç saatte hızlı bir şekilde çalınır. Fuat kapıyı açtığında karşısında kendini dedektif Murat olarak tanıtan bir adam durmaktadır. Dedektif, "Çok üzgünüm ama kayınbiraderiniz bugün öğleden sonra vahşi bir biçimde öldürülmüş olarak bulundu," diye Fuat'a söyler. Fuat sarsılmıştır. "Aman tanrım, zavallı Sinan, ona böylesine aşağılık bir şeyi kim yapmış olabilir? Karım bunu duyduğunda çok üzülecek," diyerek karısını uyandırmaya gider. Haberi duyunca şok geçiren Fatma kendini yerden yere atmaya başlamıştır. Fuat bir doktor çağırır ve kadına sakinleştirici iğne yapılır. Dedektif, "Kuşkulandığınız biri var mı?" diye sorar ve ekler. Ölen kişi kesinlikle katilini tanıyordu. Fuat Fatma'ya bakmıştır. Gözyaşlarını tutamayan Fatma, "Kız kardeşimin kocası Kemal var. Acayip bir adamdır ve bir tartışmada kardeşimi tehdit etmişti. Ama Kemal, diğer kardeşim Özgür'le oldukça samimiydi." Fuat da şunları söyler. "Bir de Mehmet amca var. Her zaman Sinan'ın kendisini öldürüp paralarını alacağını söylerdi. Ayrıca kuzen Cihan Sinan'a çok borçluydu ve Sinan bu yüzden sık sık Cihan'ı tehdit ederdi." Dedektif her şeyi dinleyip şunları söylemektedir. "Fuat Bey, sizi Sinan'ı öldürmekten dolayı tutukluyorum." Yaşanan tüm olaylara ve bu ifadelere göre dedektif bu mantığa nasıl varmıştır? Gerçekte katil kimdir? Fuat kendisini daha ilk anda ele vermiştir. Dedektif kapıdayken ölenin ismini söylememiştir. İfadeye göre madem Fatma'nın birden fazla erkek kardeşi vardır, Fuat ölenin Sinan olduğunu hemencecik nereden anlayabilmiştir? Kara şövalyelerin yaşadığı dönemlerde bir kral komşu ülkenin kralını ziyaret etmek istemektedir. Kral yanına hiç sevmediği vezirini de alır ve şatonun kapısında faytonunu beklemeye başlar. Ancak bir anda bir nöbetçi çıkar ve "Kralım!" diye bağırarak kralı durdurur. Nöbetçi krala şunları söyler. "Kralım, dün geceki nöbetimde çok kötü bir şey oldu. Rüyamda sizin yolculuğa çıktığınızı gördüm ve bir saldırıya uğrayıp öldürüldünüz. Lütfen beni dinleyin ve bu yolculuğa çıkmayın." Kral nöbetçiye inanıp yolculuğunu ertelemiştir. Kaftanını vezirin sırtına geçirmiş, "Siz gidin, ben sarayda kalacağım," demiştir. 3 gün sonra bir şövalye yaralı bir şekilde saraya ulaşır ve şöyle söyler. "Efendim, yolda giderken saldırıya uğradık ve vezirimiz dahil birçok askerimizi kaybettik." Ardından kral kendisine bu haberi veren nöbetçiyi çağırır ve ona içi altın dolu bir kese verir. Daha sonra da muhafızlara nöbetçiyi hapse atmasını söylemektedir. Nöbetçi kralın hayatını kurtardığı için ödülünü almıştır. Fakat hapse niçin düşer? Nöbetçinin rüyasında kralın öldürüleceğini görmesi onun nöbet sırasında uyuduğunu göstermektedir. Bu sebeple de kral ona hem ödülünü verip hem de cezalandırmıştır. Bir adama hem saatin kaç olduğunu hem de ismini sormuşlardır. Bu adamsa iki soruya sadece tek bir kelimeyle yanıt vermiştir. Peki adamın söylediği bu kelime ne olabilir? Bu sorumuzun cevabını sizlerden beklemekteyiz. Tüm cevaplarınızı yorumlar kısmında bekliyoruz. Daha fazla bulmaca ve zeka sorusu için beyin kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz devamının gelmesi için de beğen tuşuna basmanız yeterli. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.